Ve ana omurgalarını sıraladık. İstanbul'da taksi sorunundan metro sorununa ya da metro inşaatlarına, ulaşımın bir kısım entegrasyonuyla birbirine bağlantılı çalışmasından birçok hususa kadar masada konularımız var. Bunlardan birisi yatırım planına alınması gereken mesela Beylikdüzü Sefaköy metrosu. Niye işi oraya bağladım? Ta Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece neredeyse 2-2,5 milyon insanın faydalanacağı bir metro hattının yapımıyla ilgili proje süreçlerini tamamladık. Evet. Emekçi kardeşimiz de bayrağımızla bizi selamlıyor. Planını da geçirerek bakın biz neler yapabiliriz şu anda. Beylikdüzü Sefaköy metro hattını başlatabiliriz. Temelini atabiliriz. İhalesini yapabiliriz. Temelini atabiliriz. Finansmanı ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Mesela yine burada aynı şekilde ikinci etabının projeleri biter bitmez yine buranın ihalesini başlatabilir durumdayız. Yine Yeni Doğan'da başlayan ve ne yazık ki tasarımı ve hattının verimsizliğini giderme adına Söğütlü Çeşme'den Yeni Doğan'a çok özenli bir projeyi çalışıyoruz. Bunu ilerleyen zaman diliminde toparlayıp Anadolu yakasında yine önemli bir hattın mutlaka ihalesini yapmak istiyoruz. Yine Anadolu yakasından geçelim Avrupa yakasına birçok çalışmamız sürüyor. Kaldı ki Mahmut Bey Esenyurt hattını da biz başlatmıştık. Esenyurt'ta bırakmayacağız. Oradan Avcılar'a doğru ulaştırıp o Sefaköy Beylikdüzü hattıyla birleştireceğiz. Yani biz yerin altını demir ağlarla örerek İstanbul'un yaşamını kolaylaştırarak tam da iklim değişikliği yani iklim kriziyle mücadelede kentlerde temiz enerjiyle çalışan metro ile çağdaş insanların yaşamını kolaylaştıran ulaşım hizmetini İstanbullularla buluşturmanın emin adımlarla yol yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz.